Transferle ilgili de birkaç haber var. Tabii. Toparlayalım istersen. Yani benim benim bu serzenişlerim işlerim hala devam edecek. Yani kazanan takımda insanların birçoğu sustu. Konuşma. İsmail Fenerbahçe'nin evladı İsmail Hoca dediler. İsmail Kartal. Ya kardeşim ben bunlara karşı değilim. Ama kötü zamanda çıkıp bir stratejin olduğunu, bir hamlen olduğunu bana göstermelisin. Liderlik yapabilmelisin. Yok Ceko çıkarken İsmail Kartal'a yapma o hareketi. Otobüste poz verme. Yani uçakta şey yapma. Hı. Ya bunları ben kulüplerde çalıştım. Bunları bana anlatamazsın. Hangi oyuncunun neyle ne yaptığını. Böyle giderse iki maçta zendeler ee, sıkıntılar yaşarsa daha başka şeyler de çıkabilir. En Hı -hı. böyle bazen büyük oyunculara laf getirtemeyebilirsin ama o da işte ben kalkar benim gibi bir zavallı zayse konuşur. Öteki de Bat şu aynı vücut diline konuşur. Anlatabildim mi ne demek istedim Ama sen Ceko'ya bilmem ne? üç gün sonra seni bunlar asar. Bir de son cümlemi artık sana pas atmadan önce. Satte okey Tadiş'ten Satte Lider bir şey anlayamadım. Hmm. Ee, Bulgaristan'daki maçta da canlı izledim. Herkese komut, Sırp, Sırplar turu geçmişler. Şimdi şeyi kazanıyorlar. Yine mikrofonda Tadiç var abi. Evet, Yine. Soyma odası evet. konuşması geçen Bugün liderliğe diye konuşuyorsun, iddia ediyorum. Kö işler kötü giderse ilk kavga edeceği İsmail Kartal'ın da Tadiç olacak. Tadiç olacak. Evet. Diyorsun. Liderliği ilk önce oyununla yapacaksın. Fenerbahçe'ye şu ana kadar ne verdi? Muhteşem tekniği var. Top stop etmesinden, pas vermesinden. Bugün futbolu bırakmış Sergen Yelçin'i alayım, aynı hareketleri o da yapar. 30 saniye bir görüntü veriyorsun, figür. Geri kalan hepsi orkestra şefi gibi. Form geçici, klas kalıcı diyorlar ya, olabilir. <laughs> Peki, Onur Özkan'a da şimdi sorayım. Fenerbahçe'de, şimdi size de, Takvim Gazetesi'ne de sürekli istihbaratlar, bilgiler geliyordur, iddialar, transferle ilgili. Milanlı Kuruniç adı yazın, neredeyse her gün yazıldı, çizildi. Şimdi devre arası için de çok e, söyleniyor. Bir de Çağlar Söyüncü haberi var. Öyle bir iddia da var. Doğru. Fenerbahçe'de bu savunmadaki sakatlıklar sonrası e, bu iki transferin peşinde deniyor Fenerbahçe devre arası için. Kurun işten başlamamız gerekirse sezon başında çok konuştuk. Bence Ocak ayında da çok fazla konuşacağız. Yani İsmail Hoca'nın çok istediği bir oyuncu transfer komitesinin çok istediği bir oyuncuydu. Sezon başında orada aslında oyuncuyla bir anlaşma sağlanmıştı. Ama Pioli, Milan'ın hocası bırakmadı. Milan kuruncu. bırakmadı değil mi? Ya? Milan bırakmadı orada. Yani evet. o dönem Milan'ın merkezinde sıkıntılar vardı. Tonali gitmişti. Benaser sakattı. Hmm, doğru. Dedi ki orada Pioli benim ihtiyacım var. Ama bugün geldiğimiz noktada çok fazla oynatılmayan bir alternatif oyuncuya dönüştü Kurun içi. Ee, orada Fenerbahçe şu an oradaki durumu da biraz gözleyerek yeniden bir girişim yapma kararı aldı. Zaten oyuncu tarafında bir sorun yoktu. Yani e, orada... ...oyuncu ile görüştü... ...başka Fenerbahçeli oyuncularla görüştü... ...iletişim oldu... Ee, ...orada bir problem yok... ...burada sıkıntı Milan'ın vereceği karar aslında... ...Fenerbahçe bir daha bir şansını deneyecek onu söyleyelim... ...belki daha uygun fiyatı alacak... ...olabilir yani. orada... E, ...Milan'ın bir sözleşme uzatma isteği... ...olabileceğinden bahsediliyor... ...o olur mu olmaz mı bilemiyoruz... ...çünkü oyuncunun sözleşmesi sanırım 2025'te ...bitiyor... Ee, ...olursa farklı bir şey olur ama Fenerbahçe... ...bir kere şunu net olarak ifade edelim... Kurun için konusunda yeniden masaya oturacak. Ha bunun sonucunda başarır, başarmaz. O ayrı bir konu ama e, İsmail Hoca Fred'in ya da olası bir İsmail'in yokluğunda yeniden kriz yaşamak istemiyor. Kurun için hem altıyı hem 8'i oynayabileceğini hı hı. biliyoruz. O anlamda her ikisini de oynayabilir. Zamanı gelince İsmail oynar, zamanı gelir Fred'le beraber oynar. Zamanı gelir kulübede oturabilir. Hı hı. E Fenerbahçe böyle bir düşüncesi var kurunç konusunda. Bir planı var? Çağlar bir stoper tasarrufu da var. olacak mı Fenerbahçe'de? Yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin Ciku ve Beka varken bir stoper ihtiyacı var mı? Yok kesinlikle. Yani bu iki oyuncu ligin Abdülkerim Davinson'la beraber en iyi ikilisi tartışmasız. Ama onlardan biri olmadığı zaman kriz çıkar mı? Çıkar. Mesela şimdi Ciku dönüyor ama yetmez. Beka olmadığı sürece yanında Kimle oynarsa oynasın yine Fenerbahçe'de orada tam olarak o performans anlamayacak O yine anlamda... Samet oynayacak herhalde. Yani öyle Samet gözüküyor. Samet asla ve asla bir büyük takım stoperi olamaz. Ee, Samet'e kaydın. Belki alternatif bir oyuncu olabilir. Milli takımımız için, Fenerbahçe için ama... O fizik yapısında, o pozisyon alma bilgisinde bir oyuncu asla büyük takım stoperi olamaz. Ee, Ozan Zeybek söyledi az önce. Hırvatistan maçında bizi kandırdı Samet diye. Neden kandırıldık? Çünkü milli takımın oradaki oyun planı biraz bizi kandırdı. Hmm. Yani savunmayı resmen ceza yayının orada kurduk biz o maçta. Evet. O zaman sorun yok. Kurun bakayım savunmayı orta alana yakın. Trabzonspor maçında neler olduğunu gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir stoper transferi arzusu da var. Çağlar konusu gündemde, onu söyleyelim. Bir tasarrufu var Fenerbahçe'nin. Yani Çağlar'la ilgili bir düşünce planlama var. 74 dakika oynadı bildiğim kadarıyla Çağlar bu sezon. 5 maçta sadece Atletico'da. Hı hı. Ve üçlü savunma oynuyor Atletico Madrid. Ona rağmen yani. forma şansı bulamıyor. Orada Çağlar'ın biraz düşüncesi önemli. Yani Çağlar dönmek isterse, Türkiye'ye gelmek isterse Fenerbahçe direkt hazır. Belki almak bir kiralık için. olur. hani Olabilir. Dört yarım sözleşmesi sezonda. var çünkü. Ee, öyle bir plan olabilir Fenerbahçe'de. Evet. Şimdi Samet Demiş Çağları, ki Çağları alırsa Cengiz Ünder de yaşadığını yaşar. Kesinlikle ben Fenerbahçe'nin Çağları almasından yana değilim. Cengiz Ünder ne verdi ve ne verebilecek bir sinyal de vermiyor. Evet şimdi 15 şimdi milyon euro. Biz bazı şeyleri Dan geçmişte sonra yaşıyoruz. Tartışılıyor Bak, bu. Bazı şeyleri geçmişte yaşıyoruz. Form grafikleri değişmiş olsa bile şu anda daha formda daha e, verimli olabilecek oyuncular var piyasada. Mesela bugün Çağları milli takımda bile oynatamıyorsun performans anlamında. Cengiz Ünder gidiyor milli takıma. Ondan sonra e, sen daha fiziken hazır değil diyorsun. Nazikçe geriye gönderiyorsun. Benim gözümde bazı transferler vardır balon deriz o işlere. Çağlar belki de büyük takımların İspanya'da yaptığı balon transferi olarak karşımıza çıkabilir bu sezon. Bu kötü bir şey. Bir Türk futbolcu için bunları söylemek Avrupa'da oynayan hiç işime de gelmiyor ama gerçekçi olmak lazım. Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli futbolcularından Birisi veya bir numarası Cengiz Ünder. 15 milyon eurolardan bahsediyoruz. En pahalısı. En tamam. pahalısı. Bugüne kadar hiçbir katkı sağlamadı. Bazı şeyler vardır. Ya şanssızdı, talihsizdi, ya o olmadı. Çamura battı, yan yattı. Cümlelerini bile kullanamıyorum. Bana o ışığı da vermiyor. Çünkü Cengiz zaten bak çok iyi oyuncuydu. Çok büyük oyuncu değildi. Bak yıldız olmak, büyük oyuncu olmak apayrı bir şeydir. Lu Luvakovic de öyle. İyi kaleci. Ama büyük kaleci değil. Geldiğinden beri bana büyük kalecilik. Bir tane hareketini bile görmedim daha henüz. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Kalecilerde böyle liderlik, büyük şampiyon belirleme konusunda fark yaratmasını beklersin. Muslera gibi, zamanında Simoviç gibi, Şumayer gibi, Volkan Demirel gibi liderlik özelliği hı hı. beklersin. E, Luvakoviç'te da göremiyorum ben bunu baktığımızda. E şimdi Cengiz Ünder geçmiş dönemde 10 maç, 15 maç üst üste üst düzey oynamadı Cengiz. 3-4 maç oynar bir geriye çekilir. Metler marş gibidir. Anlatabildim mi? 3-4 maç, 5 maç tekrar oynar. 2 maç yoktur. 3 maç tatil yapar. Hani sakatlık yaşar, şey yapar. Bu Roma'da da, Marsilya'da da geçerli. Milli takımda da geçerli. Bana 3 tane Cengiz'in aklınıza gelen şeyi var mı? Milli takımda da üst düzey yani şunu yaptı parça, bunu yaptı. Parça parça döndü. Parça parça ama. Parça ama. Evet. Mesela, Hep mesela parça parça. Mesela Karadağ maçını hatırladım i̇stikrar ben. İstikrar yok. İstikrar. Yani o anlamda istikrar gelmiyor yok. Hemen, evet. e şimdi Fenerbahçe'de sen o mevkiyi veriyorsan birisine istikrarlı olması, net olması lazım. Şimdi na, kimin gibi net olması lazım? Fred gibi. Kimin gibi? İsmail Yüksek gibi. Ya e, Kimin gibi? Simanski gibi. C Ciku gibi. Bekao gibi. Anlatabildim mi? Ferdi gibi. Yani olmazsa olmazlardan olması lazım. Geçen sezon Fenerbahçe'ye baktığımızda kadroyu yazarken bu hafta Ferdi oynamıyor ya Fenerbahçe'nin işi zor derdik. Yani Ferdi orada çok önemli bir etkendi. Bu evet. sezon daha üst oyuncular geldi. Ferdi bile e, Ferdi'nin performansı düşmedi ha, Onur. Diğerleri çok daha evet. kaliteli oyuncu geldi diye aynı yerde sahip Ben o yüzden Çağlar Söğüncü ismini duyduğumda aklıma direkt Cengiz Ünder geliyor. Bu Altın Ordudan dolayı mı? Beraber çok iyi arkadaş olduklarından dolayı mı? Hani geçmişlerini de biliyoruz ya hemen bir çağrışım yapar. Ben risk transferi olarak görüyorum. Çünkü son 3 sezona baktığında kariyerinde hiçbir yerinde çıkış yok. Hep bir Hep düşüşün yani. evet. evet, Risk almaması lazım. Peki şimdi e, Fenerbahçe'yi şöyle bir toparladık. Sanırım bir reklama gitmemiz e, gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Reklama giderim Çok kısa 2 dakikalık bir reklam. Sonrasında... Beşiktaş'ta bay yine sakatlanmış. 9'a çıktı sakatlık listesini bir ekrana getireceğiz. Başkanlık yarışı var. E, kritik bir dönem bekliyor Beşiktaş'ı. Hepsini konuşacağız ama minicik bir ara.